Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün cildimizi yaşlanmaya karşı koruyacağız. Yaşlanma karşıtı ve kırışıklıkları giderecek, cildimizdeki sarkmaları toparlayacak, göz altındaki morlukları, kırışıklıkları giderecek ve cildimizi yenileyecek harikanın da ötesinde bir uygulama yapacağız ve bu uygulamayı üzümle yapacağız arkadaşlar. Üzümün evde hangi çeşidi varsa onu kullanarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ben çekirdeksiz üzüm kullanarak bu uygulamayı yapacağım. Eğer sizin üzümünüzde çekirdek varsa üzümün çekirdeklerini çıkararak bu uygulamaları yapacağız. Öncelikle üzümleri güzel bir şekilde yıkadım. Yıkadığım üzümleri ortadan ikiye bölüyorum. Ve şöyle bir kabım var. Bu kabın içinde dolduracak kadar yaklaşık bir avuç kadar üzüm kullanacağım Üzümleri ortadan ikiye bölüp tabağımı dolduracağım arkadaşlar. Üzüm meyvesi ve üzüm çekirdeği cildin yaşlanması ile mücadele ediyor. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin ve üzümde bulunan asitler cilt hücrelerini yenileyerek ciltteki kırışıklıkları açıyor arkadaşlar ve cildi kırışmaya karşı koruyor. Bu da cildin bağ dokusunu güçlendirerek oluyor. Cildi pürüzsüz yapıyor, cildi yumuşacık yapıyor. Cildimiz için harikalar yapıyor arkadaşlar üzüm. Evet ben gördüğünüz gibi üzümleri kasenin içine doldurdum. Kapağını kapattım. Yaklaşık 3-4 saat kadar buzdolabında donmalarını sağlayacağım. Buzluk bölümünde bekletiyorum 3-4 saat kadar. 3-4 saat kadar sonrasında benim üzümlerim donmuş oluyor ve ikinci malzeme olarak en güçlü antioksidan olarak bilinen yani yaşlanmaya karşı cildimizi en çok koruma sağlayan üzüm çekirdeği yağını kullanacağım arkadaşlar. Ve siyah üzüm çekirdeği yağı kullanıyorum ben. 1 çay kaşığı kadar üzüm çekirdeği yağını bir kabın içine bırakıyorum. Sonrasında buzlukta dondurduğum üzüm buzlarından 4 adet üzümü üzüm çekirdeği yağının içine bırakıyorum. Ve 2-3 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Bu arada cildimi temizliyorum ve üzüm masajını hazır hale getiriyorum. Bu uygulamayı akşam yapıyoruz arkadaşlar. Temizlenmiş cildimize hazırladığımız üzümlerle 5 dakika kadar aşağıdan yukarı, gözaltı, göz üstü, boyun, yüzümüz, tüm yüzümüz dahil olmak üzere nazik dokunuşlarla masaj yapıyoruz. 5 dakikanın sonunda en az yarım saat kadar bekletiyoruz yüzümüzde arkadaşlar. Eğer rahatsız olmazsanız bu uygulamayı sabaha kadar da cildinizde bekletebilirsiniz. Üzümlerde yağ azaldıkça, üzümün suyu azaldıkça tekrar tabağın içine bandırıyoruz ve masaj işlemine devam ediyoruz. Üzümü sıkarak da hafif suyun çıkmasını sağlıyoruz. Çünkü üzümün suyundan ve üzümün çekirdeğinden cildimizi faydalandırmamız gerekiyor ki biz bu sonuçlara ulaşabilelim arkadaşlar. Cildimizi çok güzel yapıyor. İlk uygulamanın sonunda bile cildimizde harika hisler oluyor. Çok güzel bir gerginlik oluyor. Bir aydınlık gelmiş oluyor yüzümüze arkadaşlar. Fakat bazı arkadaşlarımız kılcal damarlı ve hassas ciltli olan arkadaşlarımızın ciltlerine buz uygulaması uygun değil. Onlarda 4 tane üzümün eğer küçük kuş üzümü kullanacaklarsa 4 küçük kuş üzümünün suyunu sıkıp içine 1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı ilave edip o şekilde ciltlerin aşağıdan yukarı 5 dakika masaj yapabilirler. Eğer yüzünüzde bırakabiliyorsunuz sabaha kadar cildinizde kalabiliyor. Sabah yüzünüzü yıkıyorsunuz. Eğer, eğer rahatsız olursanız da yarım saat sonra cildinizi yıkayabiliyorsunuz ve bir hafta düzgün bir şekilde kullandığınızda bir haftanın sonunda cildinizde inanılmaz güzel değişimler oluyor arkadaşlar. Kırışıklıklar açılmaya başlıyor. Cildinize çok güzel bir canlılık geliyor, bir parlaklık geliyor. Cildimiz canlanıyor çünkü arkadaşlar. Tarif ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.